Merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda paylaşmış olduğum yeleğin kol kesimini anlatacağım. Şimdi videomuzu yeni görenler olabilir. Ön parçalarını ve ipini hemen göstermek istiyorum. Bakın şu renkte yeşil renk yeleklik ip kullanmıştım. 3 numarada şişimiz vardı. Ön parçasının bir tanesini bitirdim sizler için, yani tam bitmedi ama kol kesimi az kaldı. Bakın örneğimiz bu şekilde, harika, her yaşa uygun bir yelek örneği. Zaten videomuzda paylaştık örneğini. Şimdi diğer önü bakın. Şöyle kol kesimi ve yaka kesimini yaptık. Tam bitmedi. Az kaldı. Orasını da bütün ilmekleri kesip bitiriyoruz zaten. Arkası hep soruluyor. Arka yelek kesimi videolarımızın nasıl olduğunu mesajlarda yazıyorsunuz. Ve aslında aynı ön gibi, bakın değerli izleyicilerim. Önde iki örneğini bitirdik. Arkada ise aynı, yine ilmekleri attıktan sonra bir örneğini kesiyoruz. Sonra yukarıya doğru hiç bitirmeden devam ediyoruz. Bakın şu şekilde. Hemen arka kesimi de bir örneğini kestik, attığımız yani ilmekle. Sonra yukarıya doğru bir daha hiç düz örüp istediğiniz uzunlukta sonra bütün ilmekleri keserek bitiriyoruz örgümüzü. Şimdi yeleğimizin parçası arka ve önü burada bu şekilde böyle kalacak. Diğer önün hemen kol kesimi ve yaka kesimini sizlere biraz anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle değerli izleyicilerim, bakın ön bandında kaç tane ilmeğimiz varsa burada kol kesimi için de aynı şekilde ilmek atıyoruz önce. 1 2 3 9 tane ilmeğimiz var. 8 9 ilmek. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Buraya gelmeden önce ilmek sayımız biraz fazla olduğu için 81. Ben bir örneğinden hemen kesmeye başladım. Bir örneğini, sonra kol kesimiyle devam edeceğim. Bakın şimdi şöyle önce ilmeklerimizi bir sıra tam netleşsin diye şöyle aroşa gibi örelim. Son ilmeğe geldiğimiz zaman hemen ön tarafından, bakın şimdi 2 4 6 8 9. ilmeğimizle bir tane yeleğimizden ilmek alıyoruz. Bakın 2 4 6 8 9. Şimdi hemen dönüyorum, yine hiç bu tarafı örmüyorum. Sonra bir düz bir ters. Bir düz bir ters olarak, yani yapmış olduğumuz bir düz bir ters lastiği aynı kol kesiminde de uyguluyoruz. Şimdi döndük yine. Şimdi bir ters, bakın bir düz. 8 ilmeğimizi bu şekilde örüyorum. Sonra hemen yine buradan, bakın bu sefer 2 ilmeği bir alıyorum. Yani 3 ilmeği aldım, 2 ilmek bitmiş oldu. Yine dönüyorum. Burada 2 örneğimizi tamamlayana kadar bu şekilde kesiyorum. Yani sadece bir ilmek değil, arada 2 ilmeği de bir almış oluyorum ama 1 veya 2 defa o şekilde örüyorum. Çoğunu bir ilmek kesmiş olarak
bitiriyorum. Yoksa çok kötü durur. Yani hep 3 ilmek, 3 ilmek. Bakın belli olmaya başladı şu an. Yine şimdi 2 ilmeğimizi, bir tane burada olanı, bir de yeleğimizin parçasından olan ilmeği kesiyoruz ve yine dönüyoruz. İki örneğimiz bitene kadar hep bu şekilde. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Harika bir rengi var. Örneği de yine çok güzel, beğendiğim yeleklerden bir tanesi. Bakın şimdi yine aynı şekilde şuradan iki tane ilmeğimizi kesiyorum. Yine örüyorum. Ve iki tane örneğin bitene kadar bu şekilde devam edeceğim. Ama sizlere daha çabuk olsun diye şimdi hemen bir sıra daha ördükten sonra siz yeleğimi izlerken ben hemen hızlıca geçiyorum. Ve ön tarafa doğru gideceğiz hep birlikte. Oradaki yaka kesiminden de bahsetmek istiyorum. Tam bir bayan yeleği, ilik de koyduk. 5 tane iliğimiz var. Sizler düğmesini aldığınız zaman dikersiniz değerli izleyicilerim. Her yeleğe ilik yapmıyorum. Çoğu yani yeleklerde kullanılmıyor diye. Bazı yeleklerimizde böyle ilik de koyuyoruz. Rengi böyle tam yeşil. Harika bir rengi var. Yine ister kendinize bohçalara koyabileceğiniz bir yelek modeli diyelim. Uzunluğunu sorarsanız kol kesimine kadar ben 50 santim örüyorum değerli izleyicilerim. Sizler hep söylüyorum videolarımda daha uzun daha kısa da yapabilirsiniz. Bakın şimdi sizler yeleğimi izlerken ben böyle biraz ördüm. Diyelim ki burada iki örneğimizi bitireceğiz. Sonra normal örneğimizle bakın şu şekilde devam ediyoruz. Ön tarafa doğru. Şöyle hemen tam örneğin buraya kadar zaten bitireceksiniz iki örneği. Şimdi normal devam ediyoruz. Bakın örneğimiz bu şekildeydi. Şöyle. Şuradan ikisini kesiyordum. Yine bir doluyorduk. Sonra 3 ilmeğimizi örüp son. Bu sonu şu an örneğimizin sonu. Arada iki tane haroşam vardı. Bir doluyoruz. Bir, iki, üç tane ilmeğimi ördüm. 4 ile 5'i bir alıyorum. Şimdi yakaya doğru geliyoruz. Yakada bazen bir örneği yukarıya doğru götürüp sonra bitiriyordum. Ama bunda hiç öyle gerek duymadım. Sizler isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Ben normal lastiğin ucundan bitirmeye yani eksiltmeye başladım. Şimdi az kaldı bakın. Hemen onu da gösterip. En önemli yeri buraları değerli izleyicilerim. Zaten daha fazla da göstersek hep aynı yeri anlatmış olacağız. Hiç gerek yok. Belki bazı izleyicilerimiz yeni öğrendiği için anlamamış olabilir ama aynı şekilde bakın. Şimdi
İki tane aroşamızı da ördükten sonra buradan başlamıştık. Yine şimdi sola doğru 2 ilmeği bir aldım. Bakın şuradan. Hep ön yüzden. Normal devam ediyorum lastiğimle. Şöyle sıramı tamamlamak istiyorum. Bakın değerli izleyicilerim. Şimdi burada kol kesimi 2 örneği bitirdikten sonra hiçbir daha kesmiyoruz videomuzu. Yeleğimizi şöyle şuradan bitmiş olandan anlatalım. Bakın şurada kol kesimine gelmeden bu örnekten kesmeye başladım. Bir örneğin sonuna, en sonuna gelene kadar. Sonra bakın şurada iki örneğimi bitirdim. İki örneği. Bir daha yukarıya doğru hiç eksiltme yok. Ama ön tarafından bakın hep ön yüzden. Arka yüzden değil. Arka yüzden değil. Hep ön yüze geldiğimiz zaman iki ilmeği bir alıp bir bitirmiş oluyoruz. Bir bitirmiş oluyoruz. Burası soruluyor kaç ilmek diye. Ben kendim artık o kadar çok yelek ördüğüm için ayarlıyorum. Ama sizler bazısı dar seviyor, bazısı geniş seviyor. Kendi ön ilmeğinizin genişliğine göre burasını ayarlayın. Uzunluğunu da ona keza. Yani aslında kolay örgü bilene veya yeni öğrenenler için. Umarım anlaşıldı. Bakın şöyle yeleğimizi izlerken sizlere veda edelim. Arkası da aynı şekildeydi. Bir örneği kesip yukarıya doğru devam ediyorduk. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, örgüyle kalın diyorum.